Ofum. Bu çocuklar. Engin hepsini kapatır. Kesinlikle. Evet. Ama ben bu fotoğrafları ve tüm bildiklerimi unutabilirim. Bu gizli aşkı hiç kimse bilmez. Teyzemle Hayati sessizce boşanır. Mehmet de hastanesinden ve fonundan ayrılmaz. Ama bunun için senin yapman gereken tek şey Mehmet'i terk etmek. Anlamadım. Sevdiğin adamın hayalleri için aşkından vazgeçebilecek misin Melike? Bu kadar cesur musun? Melike! Mehmet'in hastaneyi kaybetmesini istemiyorsan sevdiceğinden ayrılacaksın. Bu Mehmet'in yıllardır elinde tutmaya çalıştığı hastane fonu. Diva'yı saklamazsa bu fon elinden gider. Ya püskülle açsana kapıyı, kime diyorum? Karar vermene yardımcı olacaksa, Perihan'la Hayati'nin fotoğrafları sende kalabilir. Bende yedekleri var. Melike, kapıyı kıracağım. Evet Melike. Sevdiğin adamın hayalleri mi? Yoksa senin kendi hayallerin mi? Ali, seni Mehmet abin mi iyileştiriyor? Tamam. Ayrılacağım Mehmet'ten. Mehmet'e ya da bir başkasına o fotoğraflarla ilgili tek bir kelime edersen hepsini yayınlarım. Aç şimdi kapıyı. Melike, kapıyı kırıyorum. Melike, neredesin sen ya? Meraktan öldüm. Ben... Bir şey mi oldu? Sana bir şey oldu zannettim bebeğim. Yok, yok, yok. Ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Yok, ben iyiyim. Şey olmuş, ben yukarıda dalmışım. O yüzden açamadım kapıyı. Sen şimdi git. Biz seninle yarın konuşuruz. Aa, bir dakika, bir dakika. Dur. Şey ya, sana panikten söylemeyi unuttum. Kibar abla aradı. Remzi dede kaçmış. Ne? Ama merak etme. Ya İstanbul otobüsüne binmiş. Buraya geliyor. Hadi gel. Gidip beraber alalım onu. Ha? Gel. Gel. Hayırdır? Ya sormayın abi. Remzi dede kaçmış. Ne? İstanbul otobüsündeymiş. Buraya geliyor. Hadi atlayın. Benim dedem. Benim Remzi dedem. Yok, benim dedem. Allah Allah. Thank you.
Tamam. Buradan da kaçmazsın değil mi? Bak kaçma, okey. Ben ona kaçtım. O nerede? Ya geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorsun ya. Uyuyor kadın. Uyusun. Ah, ben beklerim. Uyanınca evleniriz. Ablasının kuzusu. Ne oldu, sen de mi uçtun? Sevda uçurur insana. Tayyare gibi. Püsküllü belam benim. Hadi gelin adetime, ne olur. Bir şans daha ver bana. Ben... Kızım bak, ben sensiz olamam. İmkansız. Seni de bensiz bırakmaya niyetim yok. Ne yapacağız böyle, ha? Bak, bunun tek bir yolu var. Bana evet deme. Evet mi? Ha? Ha? Melike, ne oldu yoksa bu enişten senin peşinden koşmaktan vaz mı geçti ha? Sen, ya sen ne yaptın? Artık 5 tane yavrumuz var. Beraber bakarız değil mi püsküllü? Yok. Yo, vazgeçmedi. Sen iyi misin? Ay, iyiyim dedeciğim. İyiyim, biz bütün gece uyumadık ya. Ben ondan birazcık uykusuz kaldım. Çıkayım odama şey yapayım biraz. Dinleneyim. Efendim İktur Hanım. Ne yaptın Melike'cim? Terk ettin mi sevgilini? Allah aşkına. Bismillah ya, bir durun. Zaten dün gece dedemle uğraştık. Kaybolmuş, onun peşinden gittik. Bana bahane uydurma Melike. Hemen Mehmet'i terk ediyorsun. Ve o evden defolup gidiyorsun. Yoksa sevdiğin adam hayallerine veda edecek. Tamam dedim İktur Hanım. Mehmet'ten ayrılacağım dedim. Yeter artık ya. Bir gelmeyin üstüme. Hadi bakalım Melike'cim. İyi ayrılmalar. İnanamıyorum Melike. Mehmet'ten ayrılacaksın mı? Ya abla ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kuzum anlat da bilelim o zaman. Anlat hadi, anlat. İlnur bana bunları verdi. Eğer Mehmet'ten ayrılmazsam yayınlayacakmış. Anlattığım gibi işte. Şimdi cesaretimi toplayıp Mehmet'ten ayrılmam lazım. Nasıl ya? İknur cadısına mı bırakacaksın şimdi meydanı? Abla zaten meydan hep İknur'undu. Ben de yıllardır sevdiği adama mutluluğuyla mutlu olmayı bilen bir kızdım. Yani şimdi de bir şey değişmeyecek. Aynı ya, yasak, verboten. Hayır, ayrılamazsın. Abla benim için zaten yeterince zor. Sevdiği hayali bir güncük dokunmuşken, onunla beraber olmuşken... ...şimdi ondan ayrılmak, ondan uzak kalmak zaten çok zor. Bir de sen zorlaştırma ya, ne olur. Bak kimseye bir şey demeyeceksin ha, yemin et. Melike. Ya yemin et. Tamam ya, okey okey, hadi yemin.